birbirlerinden tamamen farklı. Ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı. Sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa. Yine mi sen? Geç kalacağız bak. Geliyorum anne. Oo, çok şık olmuşuz. Abartılı mıyım? Ha? Ne dersin? Pantolon mu giyseydim, etek olmuş mu? Fler nasıl olmuş? Çıkarayım mı, takayım mı? Anneciğim. Gayet iyisin, merak etme. Stresli misin sen? Biraz. Kuzum, çalışmayalı bir yıl oluyor neredeyse. İnşallah, inşallah iyi geçer. Ya anneciğim rahat ol. Çok iyi geçecek. Hem senden iyisini mi bulacaklar? Senin yemeklerinin tadına bir kere bakan bir daha asla vazgeçemez. Şükran teyzen de öyle methetmiş beni. Ben ona da stres yaptım. Gerçi yıllarca fabrika mutfaklarında çalıştım. Yöneticilere yemek yaptım. Çok memnunlardı benden. Ama bunlar sosyetikmiş. Ya beni beğenmezlerse? Anneciğim hiç merak etme. Her şey çok güzel geçecek. Kuzum inşallah, inşallah bebeğim. Oh. Hadi hadi. Geç kalmayalım. Hadi. Aslı, iyicene kaptın sen bu işe. Gerçekten mi? Teşekkürler ustam. Bir saniye ustam. Ustam, bu bugünkü çizimim nasıl olmuş? Yani yapabilir miyiz? Çok güzel olmuş. Yaparız tabii. Hemen başlayalım o zaman. Hadi. Sabahtan beri 2 dakika oturmadım. Bir de üstüne Murat Bey'in çenesi. İçerisi insan kaynıyor. Yardım ister misin Gonca'cığım? Ay çok iyi olur. Sabahtan beri bir içeri bir dışarı canım çıktı. Adama eleman dayanmıyor. Allah'tan bugün kurtuluyorum buradan. Bugün mü? Ya gerçekten işten ayrılacak mısın, emin misin? Eminim tabii kızım. Her şeyi ayarladım. Nasıl? Çok güzel görünüyor. Fotoğrafta bile böyleyse. Ben sana söylemiştim kızım. Ay artık burada da aşık olmazsam. Sen oraya çalışmaya mı gidiyorsun yoksa? Ya ne var canım? Çalışırken bir de yaz aşkı yaşasam fena mı olur? Fena mı olur?
Dışarıda insanlar servis bekliyor. Siz burada lak lak. Pasta hazır değil mi hala? Hazır olmak üzere müdür bey. Söylediğim gibi özen gösterdin değil mi? Müşteri patronun samimi bir arkadaşı, ona göre. Sorun istemiyorum. Aslı, işini bırak, siparişi sen götüreceksin. Peki müdür bey. Hadi sen Gonca'ya birazcık yardım et. Pasta hazır olmak üzere zaten, ben getiririm. Fazla bir işi kalmadı artık. Tamam usta. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Şükran Hanım'ın bilgisi var. Emel dersiniz. Bir dakika bekleyin. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasıl, rahat geldin mi? Hoşça kal hayatım. Nalcığım, hayırlı işler canım. Sağ ol. Selda Hanım'la gereken her şeyi konuştum. Nerelerde çalıştığını, ne kadar iyi bir aşçı olduğunu. İşe aldın say. İnşallah Şükran. Belimdeki rahatsızlık, ameliyat, arkasından fizik tedavi derken neredeyse bir yıla yakındır çalışmıyorum. Bütün yük Aslım'ın üstünde. Okuyamadı da tabii. Okuyamadı. Hem de ne kadar yüksek puan aldığını biliyorsun. En çok da ona üzülüyorum. Aslım'ın bu yıl mutlaka üniversiteye gitmesi lazım. O yüzden bu iş benim için çok önemli. Merak etme sen. Ben elimden geleni yapacağım. Hadi gel seni Selda Hanım'la tanıştırayım. Bu Selda Hanım nasıl biri? İşini doğru düzgün yaptığın sürece sakin, şeker gibi bir kadındır. Hadi gel. Selda Hanım. Ay olamaz. Sosyetenin tanıdık simalarından Burak Masaroğlu çapkınlık turunda yakalandı. Ay oğlum, öldürecek misin sen beni? Selda Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bir şey mi diyecektin sen bana? Aa, size bir tanıdığım aşçıdan bahsetmiştim. Hı hı. Emel Hanım. Memnun oldum. Şükran Hanım şartlarımızı anlatsın sana. Eğer sana da uygun olursa yarın sabahtan gelip işe başlarsın. Tabii bir deneme yaparız artık. Memnun kalırsak. Siz bilirsiniz. Burak! Bu... Ya bu dağınık... Ne Allah aşkına? Ay çok kötü kokuyor ya. Leş, leş. Ay oğlum uyansana, kaç oldu saat? Burak, Burak. Anne, ne var sabah sabah ya? Ne olabilir ki oğlum? Allah aşkına yine manşetlerdesin sen. Bu kaçıncı? Bana bak dedim. Baban 50 kere uyarmadı mı seni? Allah aşkına kim bu yanındaki kız, kim senin? Müzik
Burak Bey. Burak Bey, Canan Hanım'dan ayrıldınız. Burak Bey. 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 Çekme kardeşim, çekme. Kardeşim, çekme. Arkadaşım anne. Ay, hiç arkadaşına benzemiyor yani. Doğruyu söyle bana. Çağla ile ayrıldınız mı yoksa? Hayır anne. Oğlum o zaman niye böyle bir haber yapsınlar senin hakkında? Niye böyle bir manşet atsınlar? Bu konuyu Çağla'ya nasıl açıklayacaksın bilmiyorum. Ben annesine bu konuyu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Ay Burak, beni çok zor durumda bırakıyorsun sen ya. Of anne ya, abarttın. Açıklanmayacak bir şey yok. Kız, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Ay, ay. Nasıl bir anda var ya böyle. Ay canım benim, tamam o zaman. Ay ödümü kopardın, yüreğime iniyordu vallahi. Yok anneciğim ya, Volkan önden çıkmıştı. Biz de arkasından çıktık. Birden flaşlar patlayınca ben tabii sinirlendim. Ya Volkan'ı bilirsin, amcamdan tırsar. Binmiş arabasının önden gitmiş. Olay da bana patladı yani. Canım benim, canım benim. Ay nasıl da kendini feda etmiş. Olay üstüne almış benim oğlum. Günaydın. Günaydın Eda'cığım. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Eda'cığım hadi kahvaltını yap çıkalım. Aa, kulüpte arkadaşlara sözüm var, onlarla yapacağım kahvaltımı babacığım. İyi o zaman, hadi çıkalım. Kuzen, erkencisin. Daha haberleri görmedin sanırım. Yo, hayır. Yapma. Dün akşam yine ne yaptın? Hiçbir şey. Oğlum aslında sadece masum bir flörtleşme. Yani bilirsin oğlum, güzel kızları kıramam ben, hele ki alkollüyken. Tabii, bilmem mi? Peki ondan sonra ne oldu? Görüntü almaya kalktılar, sen de olay çıkardın değil mi? Ne yapsaydım? Çağla'nın görmesine izin mi verseydim? Çapkınlık yapmamayı denesen. Ya oğlum sen ne biçim adamsın? Kız daha İzmir'e gideli bir hafta bile olmadı. Bir de seviyorum diyorsun. Bu mu sevmek? Seviyoruz diye hayat boyu tek kızla yetinecek değiliz ya kuzen. Bence var ya, sen bu sefer bittin. Yanılıyorsun. Kızın senin kız arkadaşın olduğunu söyleyeceğim. Benim kız arkadaşım mı? Hayır, sakın bu yalana beni dahil etme. Çoktan ettim bile. Şirkette görüşürüz. Ya Burak! Burak! Bu iş tamamdır. Ayşin Hanım, istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Çağla Hanım sizin? Benim de yok. Afiyet olsun. Seninki yine manşetlerde. Gördün mü? Ay inanmıyorum ya. Çağla'cığım ne oluyor? Mahsaroğlu Holding'in veliahtlarından sosyetik playboy Burak Mahsaroğlu yine çapkınlık turunda. Arkadaşlarıyla eğlendiği bardan yanında güzel bir bayanla ayrılan Burak, gazetecilerin görüntü almak istemeleri üzerine sinirlendi ve olay çıkardı. Kız arkadaşı sosyetik güzel Çağla Genç'in bu kaçamak karşısında ne yapacağıysa merak konusu. Beni düşürdüğü duruma bakar mısın anne ya? Bu kadarı da fazla. Çağla'cığım sakin ol. Nasıl sakin olayım anne? Yalnız bırakmaya gelmiyor. Ben sürekli peşinde mi dolaşacağım bunun? Belki bir arkadaşı falandır. Anne görmüyor musun fotoğrafları? Arkadaşı gibi mi duruyor sence? Yok, bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Kızım bir dur. Anlamadan, dinlemeden. Önce bir sakinleş, Burak'ın açıklamasını bekle.
Eğer gerçekten düşündüğün gibiyse o zaman gerekeni yaparsın. Akıllı ol. Dinle beni. Of bırak ya. Bir olayına da beni alet etme. Böyle giderse kimseyi bulamayacaksın da ondan. Bulmak isteyen kim? Ben halimden memnunum. Ayrıca siparişini alsam ne olacak ki? Ne mi olacak? Sen ağır adımlarla oraya doğru giderken o zaten seni bekliyor olacak. Belki konuşurken göz göze geleceksiniz. Belki senden etkilenip elini tutmak isteyecek. Elleriniz birbirine değdiğinde belki kalbiniz hızla atmaya başlayacak. Karnınızda uçuşan minik kelebekleri hissedeceksiniz. Sonra engel olamayacağınız bir güç sizi birbirinize doğru kuvvetlice çekecek. O seni öpmek için yavaşça yaklaşırken... Yok artık, daha neler? O faslı, niye? Çünkü o söylediğin şey ancak masallarda olur. Hiçbir zaman prens kül kedisine aşık olmaz. Sen öyle san canım. Ben şuradaki çilekli pastayı rica edebilir miyim? Ha bu arada unutmadan, pastalarınız çok lezzetli. Resmen bağımlısı oldum. Pastalarımızı Aslı Hanım yapıyor. Öyle mi? Ellerinize sağlık. Teşekkürler, afiyet olsun. Şöyle bakma. Çok iyi yaptım. Kızlar pasta hazır. Teşekkürler. Tuğrul Bey lütfen sinirlenmeyin. Haklısınız efendim. Siparişinizi biraz geciktirdik ama patron aramaya hiç gerek yok. Siparişiniz çıktı. Birazdan size ulaşacaktır. Sipariş hala hazır değil mi? Hemen çıkarıyorum. Çabuk acele et biraz. Hadi. Hadi acele acele. Thank you.
bari bir sorun yok. Dikkat etsene, az kalsın bana çarpıyordun. Yolun ortasında durursan olacağı bu. Sen dua et, arabamda bir şey yok. Araban mı? Ben neredeyse eziliyordum, sen arabana mı düşünüyorsun? Sen bunun ne kadar pahalı bir araba olduğunun farkında mısın? Yani? Yani sen bunun en ufak bir hasarını bile karşılayamazdın. Karşılamazdım da. Çünkü hatalı olan ben değilim ki, sensin. Bak, yürümen gereken yer yolun ortası değil, kaldırım. Tabii sen bu yaşına kadar öğrenemediysen, bu yaştan sonra da eğitilmen zor. Sen nasıl bir insansın ya? Özür dileyeceğin yerde hala ukalalık yapıyorsun. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sensin. Hadi, özür dile de gideyim. Bak, benim acelem var. Bana baksana sen. Ya, ben şimdi ne yapacağım? Pastada mahvoldu. Ne diyeceğim ben şimdi müdürüme? Asıl benim zararımı kim karşılayacak? Zararın mı? Ya alt üst bir pasta bu. O kadar basit değil. O pastanın sahibi doğum günü olan bir çocuk. Ne kadar üzülebileceğini tahmin edebiliyor musun? Ayrıca babası şu an çıldırmış durumda, müdürümü azarlıyordur. Ya bunların ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya merak da etmiyorum. Seninle yeteri kadar zaman harcadım. Ya nereye? Ya bu şekilde gidemezsin. Seni polise şikayet edeceğim. Ya 3 kuruşluk pasta için amma tantana çıkardın ya. Al. Neye bakıyorsun? Ya bu kadar yetmez mi? Daha fazlasını mı istiyorsun? Alsana. Hey hey! Ya ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Şimdi ödeştik. Allah kahretsin ya! Teşekkürler. Baba amcam gelmiş. Burak da birazdan burada olur. Ben Burak'ı karşılamaya çıkayım. Sen de amcamı biraz yatıştır, olur mu? Bu sefer Burak'ın işi zor. Fena yakalanmış. Evet, her zamanki gibi. Burak ortalığı dağıtsın, biz de arkasını toplayalım. Kızamıyorum ki kerataya. Tıpkı benim gençliğim. Ne yapsın? Amcasına çekmiş. Kuzen, ne oldu? Aslı? Kızım, bu ne hal? Sorma Gonca. Bittim ben. Nasıl oldu peki? Manyak bir kız yüzünden. Her şey o pisliğin yüzünden oldu. Resmen deliydi. Hem arabamın önüne atlıyor, hem de beni suçluyor. Bir de yaptığına bak, arabamı mahvetti. Nasıl yani? Bunu o mu yaptı? İyi yapmışsın. Oh, az bile. Altında son model arabası var diye her şeyi satın alabileceğini sanıyor tabii. Tabii. Görünce altında son model arabayı kendini önüme attı. Amacı kesin para koparmaktı. Ha, bir de utanmadan pastanın parasını vermeye kalktı. Ya sanki parayla telafi olabilecek bir şey. Tabii alışmış her şeyi parasıyla satın almaya. Pislik. Hadi sussun diye pastanın parasını vereyim dedim. Bir de utanmadan parayı beğenmedi. Az buldu. Manyak. Oğlum var ya, bence sen ucuz atladın. Olsun.
Daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötü ne olabilir Gonca? Müdür beni kesin kovacak. Hemen öyle olumsuz düşünme. Beyefendi, ben pastanızı gönderdim. Neden yalan söyleyeyim efendim? Ayıp oluyor ama lütfen. Kesin kovacak seni. Hatta öldürebilir. Kaç bence. Aslı. Buraya gel. Arabayı servise bırakın. Hemen halletsinler. Tamam Burak Bey. Babam şirkette mi? Evet. Şu anda muhtemelen manşetlere bakıyordur. Onu ancak amcam sakinleştirebilir. Şuraya bak. Bu kaçıncı rezillik senin? Biz de gençtik. Ben onun yaşındayken hem okuyordum hem çalışıyordum hem de eve bakıyordum biliyorsun. Biliyorum abi. Anladık. Geziyorsun, tozuyorsun, içiyorsun, dağıtıyorsun. Yani çapkınlık numaraları yapıyorsun. Kızlarla gönül eğlendiriyorsun ama gazetecilere saldırmak da neyin nesi Allah aşkına. Bizim bu camiada bir yerimiz var. Bir saygınlığımız var. Haklısın abi. Çalışmak desen yok. Okumak desen o da yok. Ne var? Hiç. Öyle. Haytalık. Ama buna bir son demenin zamanı geldi artık. Bak, seninki de genç. Ama alakaları yok. Güya Volkan'la beraber büyüdüler. Abicim kusura bakma. Sen Burak'ı çok şımarttın. Bak okullar kapanalı bir hafta oldu. Ben Volkan'ı işe başlattım. Yarın Bodrum'a gidiyor. Yaz bitene kadar da bizim aldığımız yeni otelde çalışacak. Bizimki de Amerikalarda tatil yapsın. Oh. Yok yok haklısın ben çok şımarttım. Şımarttık. Şımarttık. Babacığım, amcamla ciddi bir şey konuşuyordun sanırım. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Sonra görüşürüz. Burak. Buraya gel. Müdür bey, özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Dediğim gibi nasıl olduğunu anlayamadım. Az kalsın eziliyordum. Tabii o panikle pasta elimden fırladı. Yeter. Senin yüzünden müşteriden işitmediğim laf kalmadı. Patrondan bir ton fırça yedim. Ya bir teslimatı bile beceremiyorsun. Topla eşyanı. Ama... Aması falan yok. Kovuldun. Oğlum senin adam olmaya niyetin yok mu? Ben sana 50 kere seninle ilgili herhangi bir olay artık duymak istemiyorum demedim mi? Yine manşetlerdesin. Babacığım benim ne suçum var? Arkadaşlarımla eğlenmeye gidemeyecek miyim? Sanki çok ciddi bir şey yapmışım gibi abartıyorsun ama. Ulan daha başka ne yapacaksın? Ben ödüller alayım. Yılın iş adamı seçileyim. Sen git kızlarla haytalık yap. Üstelik bir de basına saldır. Bu kaçıncı vukuatın? Yok ama artık buraya kadar. Bundan sonra adam olana kadar bir kere arabayı bırakıyorsun. Kartlarını da veriyorsun. Banka hesaplarını da donduruyorum. Anlaşıldı mı? Volkan'la beraber Bodrum'da yeni aldığımız otelle ilgileneceksin. Volkan sana göz kulak olacak. Baba şaka mı yapıyorsun? Önümüzdeki hafta Amerika'ya gidiyorum ben. Her şeyim hazır. Amerika? Sen Amerika mı Amerika? Unut onu. Bodrum bile sana fazla ama. Hadi neyse. Orada da bir haytalık yapmayacaksın. Adam gibi çalışacaksın. Anlaşıldı mı? Ya baba ben ne anlarım otelcilikten? Öğrenirsin oğlum, öğrenirsin. Baba! Baba, amcama bu fikri sen mi verdin? Şşş, Burak duymasın. Olaya bak. Ya bugün işten ayrılan ben olacaktım. Kızım var ya, bu bir işaret. Sen de gel benimle. Nereye? Bodrum'a mı? Evet. Birlikte çalışırız. Bilmem. Olur mu ki? Ya niye olmasın?
Otel el değiştiriyormuş. O yüzden yeni elemanlar alıyorlar. Ben hemen konuşurum senin için. Maaşları çok iyi. Neredeyse bir aylık maaşımızı bir haftada kazanacağız. Tipleri de cabası. Ayrıca başka masrafı da yok. Kalma, yeme, içme hepsi beleş. Hem tatil hem iş. Böyle fırsat kaçar mı? Ya bilmiyorum. Annem izin verir mi? Kızım öylesine bir yere gitmiyoruz ki. Çok lüks bir otel. Ayrıca senin paraya ihtiyacın yok mu? Üniversite kazandın, nasıl okuyacağım diye düşünüyorsun. Ya işte burada bir sezon çalışırız, dünya kadar para biriktiririz. Sonra da rahat rahat okuruz. Doğru söylüyorsun aslında. Bak hemen annenle konuş, bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam. Tuttu inadı. Oğlum ben ne yapacağım ya? Hepsi senin yüzünden. Ya oğlum bende ne alakası var? Bu kadar düzgün bir adam olmak zorunda mıydı? Ya kuzen, takma kafana. Bodrum o kadar da kötü sayılmaz. Vallahi ben yatarım, sen çalışırsın. Ona göre. Her zamanki gibi. Çağla'yla sabahtan beri konuşamadık. Kesin çıldırmıştır. Bol şans. Nihayet. Efendim. Ne haber Çağla'cığım? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim Burak? Sabahtan beri dün gece olanlarla ilgili senden bir açıklama bekliyorum. Açıklama bekliyorsun. Şimdi şöyle. Ya çıkan haberler abartı tabii ki. Kız Volkan'ın kız arkadaşı. Benimle bir alakası yok. Oğlum ne diyorsun ya? Volkan'ın kız arkadaşı mı? Gerçekten mi? Evet. Ya Volkan önden çıkmıştı. E biz de yan yana görünce birlikte sandılar. O sırada flaşlar patlayınca ben de sinirlendim. Ulan bu yani. Sen yoksa kızın benimle bir ilgisi olur mu düşündün? Düşündüm tabii ki. Ama sen böyle açıklayınca... Ya ben Çeşme'deyim, sen İstanbul'dasın. Birbirimizden uzakta olduğumuz için böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. Neyse ki haftaya birlikteyiz. Sonra da bütün yaz Amerika'da tatilin tadını çıkaracağız. İşte o konu biraz belirsiz. Nasıl? Ya babam olanlara sinirlenip Amerika'ya gitmem konusunda sorun çıkardı. Yazın Bodrum'da yeni aldığımız otelde çalışacakmış. Aklı sıra beni eğitmeye çalışıyor. Amerika'ya gidemiyoruz yani, öyle mi Burak? Çünkü baban otelde çalışmanı istiyor. Ya benim böyle bir yalana inanacağımı mı sanıyorsun sen? Bak Amerika'ya benimle gitmek istemiyorsan söyleyebilirsin açıkça. Böyle yalanlara hiç gerek yok. Ya ne yalanı ya? Ben yalan söylemiyorum ki. Ben bu kadınları gerçekten anlamıyorum ya. Ne inanacakları, ne inanmayacakları belli değil. Yok bir şey olmadı. Asıl sen anlat. Görüşmen nasıl geçti? Çok iyi geçti. Yarın başlıyorum işte. Önce bir deneyecekler. Memnun kalırlarsa tamam. Ya anneciğim. Şimdi çok sevindim. Canım benim. Bak gördün mü? Ben sana iyi geçecek demiştim. Söylemiştin. Bu görüşme benim için çok önemliydi. Bir yıldır sana çok yük oldum çocuğum. Anne öyle şeyler söyleme. Ne yükü? Hem bizim birbirimizden başka kimimiz var? Canım benim bebeğim. Kuzum. Aslı. Sana ne oldu be yavrum? Neden erken çıktın işten? Erken çıkmadım. Kovuldum. Ne? Kovuldun mu? Neden? Pasta siparişini götürürken salağın teki az kalsın bana çarpıyordu. O panikle... Pasta elimden fırladı. Kafama düştü. Olanlar oldu. Yavrum sana bir şey oldu mu? Anne daha ne olsun? İşten kovuldum. Aman. Ya sana bir şey olsaydı? Sen daha iyi bir yer bulursun. Aslında daha iyi bir yer var. Heh. 5 yıldızlı bir otel.
Gonca da orada çalışmaya başlıyor. Otel el değiştirdiği için eleman arıyorlarmış. Şartları da çok iyi. Eğer istersen Gonca senin için konuşurum dedi. Güzel. Hemen konuşsun. Güzel. Güzel de. Ay gene ne oldu? Otel burada değil. Bodrum'da. Bodrum'da mı? Anne, itiraz etmeden önce biraz düşünsen. Yok Aslı, yok. Ben sana güveniyorum ama ortama güvenmiyorum. Olmaz. Orada kız başına ne yapacaksın? Yok yok, bu konu kapandı tamam mı? Gidemezsin çocuğum. Anneciğim, öylesine bir yer değil ki. Beş yıldızlı otel. Ya orada çalışıp orada yatıp kalkacağız. Ya hem bir sezon boyunca çalışsam bütün senemin okul masraflarını karşılarım. Burada kalıp ne yapacağım? Hem iyi bir iş bulmak kolay mı? Lütfen anne. Anne lütfen. Bakma öyle. Dayanabilir miyim ben senin o zeytin gözlerine? Lütfen. Tamam, tamam. Tamam Aslı'cığım. Tamam, tamam. Gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Bana güvenini boşa çıkarmayacağım. Beni oraya gönderdiğin için asla pişman olmayacaksın. Ben gidip Gonca'ya arayıp haber vereyim. Tamam. Yemek de hazır kızım. Tamam. Ne yapıyorsun kızım? Belini inciteceksin. Anne çok geç kaldım. Al bunu. Bu ne? Yolda yersin. Anne yol dediğin zaten en fazla 2 saat. Biliyorsun uçakla gidiyorum. Tamam yavrum acıkınca yersin. Dursun burada. Hadi bakalım hadi. Ha, dur dur dur. Aslı, Gonca ile havaalanında mı buluşacaksınız? Evet anneciğim. Aslı, Aslı yüzüme bak. Aslı yüzüme bak. Bodrum'a iner inmez bana haber ver. Beni merakta bırakma. Tamam anneciğim. Kuzum. Hadi yavrum. Ya dur dur dur. Tek başına indirme. Aç kapıyı. Tamam. Tamam dur. Dur dur. Aslı. Gitmesen mi acaba? Anne. Kaç defa konuştuk bunu? Kuzum. Bak üzülme. Beni de üzüyorsun. Tamam hadi güle güle git. Dur dur kaldırma. Hadi bakalım. Tamam anne ben hallederim. Güle güle kuzum. Hadi su gibi git inşallah. Anne bak söz verdin. Babam Amerika'ya gitmeme ikna edeceksin. 2 haftadan fazla orada kalmam haberin olsun. Her şeyim hazır. Kaçarım bir daha da geri dönmem. Ay tamam dedim oğlum bir sakin ol. Baban önce bir sinir yatışsın. Volkan'la gideceksin değil mi şimdi? Onun uçağında yer yoktu. Ben son dakika biletimi aldığım için sonraki uçağa kaldım. Tamam hayatım. Sakin ol. Bak uçağı kaçıracaksın. Hadi oyalanma. Hadi canım. Ay dur 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 dur. Asla unutuyordum. Şunu al. Tedbirdir. Bunu da al yanına. Sakın babana söyle. Aramızda. Canım annem benim oğlum. Varınca ara. Tamam. Thank you.
Yine mi sen? Dikkat etsene ya. Üstüme düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta. Gıcık. İnanamıyorum gelebildiğine. Ben de öyle. Hoş geldin. Kimliğini ver. Buyurun, iyi uçuşlar. Teşekkürler. Aslanım, maalesef ufak bir aksilik olmuş. Sizin biletiniz başka müşteriye satılmış. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaşanan aksaklıktan dolayı gerçekten çok özür dileriz. Tamam, özür diliyorsunuz da bu durumda ne yapacağız peki? Ben bir yetkiliyle görüşebilir miyim lütfen? Aslanım sakin olun. Business bölümümüzde yer var. Yani sizi oraya alacağız. Ben hayatta başka bölümde uçmam. Kızım business diyor. Susun. Tamam oğlum. Hemen işlerinizi yapıyorum. Kızım rahat et. Neden şansım dönmeye başladı? Teşekkürler. Selfie. Müsaade eder misiniz kızım? Telefon ellerinde. Selfie yapayım. Meşhur kızım çekeyim. Ya ilk defa uçağa biniyorum. İnşallah çok korkmayın. Yan yana da oturamıyoruz. İstersen benim yanımda oturacak kişiyle yer değiştirmeni isteyelim. Sonuçta kim bizimle oturmak istemez ki? Bak. Pardon. Sanırım yerime oturmuşsunuz ama. Sizden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Yok, hayır hayır, biz bir şey rica etmeyeceğiz. Arkadaş yanlış oturmuş. Aa. Ne yapıyorsun ya? Nasıl sen ne yapıyorsun? Ya sen demedin mi rica ederiz diye? Ama o yanıma yakışıklı birinin oturacağını akıl edemeden önceydi. Nerede biz nasıl? Ön tarafta. Kusura bakmayın, sizi de beklettik. Önemli. Yok artık ya. Şaka mısın sen kızım? Doğru konuş. Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmaya. Yan yana değilizdir herhalde değil mi? Hayatta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum. Lütfen in. Pardon. Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendiyi başka bir yere alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir susar mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere. Lütfen yerinize geçer misiniz? Şimdi lütfen kalkış için masalarınızı kapalı, koltuklarınızı dik duruma getiriniz ve emniyet kemerinizi takınız. Ladies and gentlemen and dear guests, for your safety please fasten your seatbelt. Adjust your seat to an upright position. Your tray table and open your window blinds. We wish you a pleasant flight. Thank you.
Yer değiştirebilir miyiz? Hayır. Manzarayı merak ediyorum da. Hayır. Gıcık. Demek sen de Bodrum'da çalışıyorsun. Evet, barmenim. Süper. Hangi bardan? Blue Angel'dayım. Hatta sana kartımı vereyim. Bir şeyler içmeye uğrarım belki. Tabii. Beklerim. Sana söylemiştim yer değiştirelim diye. Ya bak tamam, tamam ama bir şartla. Yine ne kadar benimle konuşmayacaksın ve herhangi bir temas halinde bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, söz. Ya sözünde durman 2 saniye sürdü, tebrikler. Ben sanki çok meraklıyım seninle. Bak hala konuşuyorsun. Daha görüşmemek üzere. Ben de öyle umuyorum. Geldiğime hala inanamıyorum. Of ben de. Ya çok güzel değil mi? Evet. İyi ki çağırmışsın beni. İyi ki gelmişim. Ben sana demiştim kızım. Mert Bey, valizleri alalım. Burası düşündüğümden güzelmiş. Bayağı uzakmış. Evet ya.
bulaştırıyor olmasın bize? Bu ne ya? Yok artık. Affedersiniz, daha çok yolumuz var mı acaba? Az kaldı sayılır. Daha gelemedik yani. Ne yapayım, uçayım mı? Uçuyorsunuz zaten. İçimiz dışımıza çıktı. Biraz yavaş lütfen. Ne çok konuştun sen ya? Beğenmiyorsan inersin. Ne demek çok konuştun sen ya? Ne zannediyorsun sen kendini be? İn arabamdan. İnerim mi? Ne yapacağız? Otele kadar yürüyecek miyiz? Bilemem artık. Yürür müsünüz? Uçarak mı gidersiniz? Ya mesafe uzak. Hava sıcak. Bavullarımız da var. Lütfen. Lütfen. Arkadaşına dua et. Ya ne demek arkadaşına dua et? Kardeşim sen taksici değil misin? Madem aldın bizi aracına, istediğimiz yere kadar götüreceksin. Verdiğin hizmetin parasını vermiyor muyuz biz sanki? Burada sakin ol. Ya bir dakika Aslı ya. Mecbur götürecek bizi otele kadar. Taksiden atacak hali yok ya canım. Şikayet edeceğim seni. Taksiciler odasına, tüketici haklarına, gerekirse insan hakları mahkemesine kadar çıkacak, tamam mı? O ağzını kapatsaydın. Ya ben nereden bileyim bizi taksiden atacağını? Oh ya. Tamam, tamam. Haklısın. Sinirlenmemeliydim. Aslı dur orada. Bak geldik, az kaldı. Tamam, şimdi otele gireceğiz ve her şeyi unutacağız. İlk gün tatil yaparız. Bizi hemen çalıştırmazlar bence. Denize gireriz, güneş alırız. Sakın merak etme. Hadi gel. Her şeyi unutacağız. Her şey çok güzel olacak, söz veriyorum. Fotoğraflardan biraz farklı sanki. Yani. Ama kötü değil. Hayır hayır. Kötü değil. Affedersiniz. Biz iş için gelmiştik de kimle görüşmemiz gerekiyor acaba? Maalesef. Otelde benden başka kimse yok. Otel kapalı. El değiştirme durum vardı. Son anda alacak kişi kalp krizinden ölünce. Ay Aslı ya yazık. Görüyor musun? Yani bu hayatta bir dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Eğer otele girmezsek sana ne olacağı çok belli de. Ama eski sahipleri oteli yeniden faaliyete geçirecekler değil mi? Tabii tabii. Açacaklar tekrar. Seneye tekrar faaliyette olur. Seneye mi? Yani Aslı ben nereden bilebilirim? Sonuçta bu öngörülebilecek bir şey değil ki. Adam kalp krizi geçirmiş, ölmüş. Sen gelmeden önce aradığında neden söylemediler ki bunu? Gonca. Gonca aradın değil mi? Ya Gonca sana inanamıyorum ya. Ya insan gelmeden son bir kez arar değil mi? Aslıcığım şimdi ne yapıyoruz? Sakin oluruz. Öncelikle kendimizi konaklayacak bir yer buluyoruz değil mi? Ya burada yakınlarda bir otel var mı acaba? Vallahi bu civarda fazla otel yok. Yok mu? Ama yok canım. Ben gelirken bir otel görmüştüm. Yürü Gonca yürü. Öldüreceğim seni yürü. Neyse iyi günler.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya acaba boş odanız var mı? Rezervasyonunuz yok anladığım kadarıyla. Maalesef. Hemen o zaman kontrol edeyim ben. İki kişilik bir odam istiyorsunuz. Evet. Tamam. Evet var ama suite odamız kalmış sadece. Geceliği ne kadardır acaba? $300. Ya aslında biz başka bir otele çalışmak için geldik ama otel kapalı. Yani bu civarda daha uygun bir otel bulabilir miyiz acaba? Daha uygun bir otel yoktur. Yani pansiyonlar var ama onlar da genellikle merkeze yakın. Peki teşekkürler. Peki merkeze taksiden başka ulaşım aracı var mı? Taksiler biraz pahalı da. Yok maalesef. Teşekkürler. Ya bir dakika. Ya bu ara otele personel alımı var. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Ya bugün otelin yeni sahipleri burada. O yüzden ekstra bir yoğunluk var. Ama bir iki saate sizi görüştürebilirim. Çok teşekkürler. O zaman biz şey yapalım, ne yapalım? Dışarıda bekleyelim. Olur, tamam. Ama valizlerimiz burada bırakabilir miyiz? Tabii bırakabilirsiniz. Ben onları aldırırım. Tamam, valizler burada. Burada valizler. Kızım, şansa bak. Ya ben tamam önümü yedi kesmiştim. Bir şey söyleyeceğim. 2 saat vaktimiz var. Bence denize girelim. Güneşleniriz. Ya olur mu ki? Ya niye olmasın? Burada boş boşa mı oturacağız? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsterseniz size toplantı öncesi otelimizi gezdireyim. Olur, anlaştık. Buyurun. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Ya neredeyse akşam oldu. Şu resepsiyondaki çocuk hala haber vermedi. Görüşemedi mi acaba? Bilmiyorum ki, görüşseydi haber verirdi herhalde. Ben bir gidip bakayım. Yok yok, sen gitme. Sen gitme, ben giderim. Hayırdır? Yok bir şey canım, öylesine. Muhabbet olsun diye. Bekliyorsan ben geliyorum Surkan'ı. Efendim anneciğim. Aslı. Kızım, nasılsın? Ne yaptınız? İyi, oteldeyiz işte. Bir sorun var mı? Yok, her şey yolunda. Aslı, başladınız mı çalışmaya yavrum? Yok, bugün ilk günümüz olduğu için serbest zaman verdiler. Anne, konuşabildin mi babamla? Oğlum, daha gideli 24 saat olmadı. Ne bu acelen senin? Nasıl, iyi vakit geçiriyor musun bakayım orada? Anne, şu an Miami sahillerinde olmalıydım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anneciğim, cennet gibi burası. Çok güzel. Keşke sen de görebilsen. Ay neredeyse unutuyordum. Nasıl geçti iş görüşmen? Başladın mı? Başladım. Akşam yemeği neredeyse hazır olmak üzere.
Sonra Şükran teyzenle sofrayı hazırlayacağız, çıkacağım. Ay tamam Burak'cığım, tamam. Konuşacağım babanla. Ama sen de lütfen orada rahat dur. Lütfen, rica ediyorum. Öpüyorum anne. Öpüyorum anne. Görüşürüz. Heh, ne oldu? Personel müdürü bütün gün toplantıdaymış. O yüzden konuşamamış. Sabah ancak konuşurum diyor. Ne yapacağız bütün gece? Bence hazır Bodrum'dayız. Buranın tadını çıkaralım. Ne var? Bozuldu. Spor yapmak için mi gelmiş? Başka bir şey için mi? Belli değil. Kuzen, sen nasıl bir adamsın ya? Taş gibi kız. Resmin içine düşecek. Senin umurunda değil. Ne yapayım oğlum? Benimle her ilgilenen kıza karşılık mı vereyim? Hem ayrıca tipim değildi. Tipin mi değildi yoksa sebep başka mı? Başka ne sebep olabilir? Bilmem. Ne demek bilmem? Neyi kastediyorsun? Mesela sebep Deniz'i hala düşünüyor olman olabilir. Yanılmıyorum, öyle değil mi? Deniz'i hala düşündüğün için başka bir kıza bakamıyorsun bile. Hayır, yanılıyorsun. Sadece benim bir ilişkiden başka bir ilişkiye geçişim seninki kadar hızlı olmuyor. Çünkü ben dürtülerimle değil, duygularımla hareket ediyorum. Vallahi ben dürtülerimle hareket etmekten gayet memnunum. Çağla gelince de bu memnuniyetin devam eder umarım. İşte buhar oldu biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Ay, mis gibi kokuyor. Beğenecekler mi dersin? Merak etme. Farklı bir sos kullanmış herhalde bunda. O kadar güzel ki. Terbiyesi harika olmuş etin. Ay, beğendiler galiba. Bana da öyle geldi. Elçin arıyor. Kesin Burak soracak. Amerika seyahatleri iptal oldu ya Çağla'yla. Üzüldü tabii kadıncağız da. O kadar hazırlandı çocuklar Nihat. Adam olsaydı da seyahatleri iptal olmasaydı. Lütfen sen de bana böyle imalarda bulunma, olur mu? Zaten senin biraz tavizlerin yüzünden bu çocuk bu kadar şımardı. Ay Nihat, yani yine ben suçlu oldum. Hayret bir şey. Elçin'cim. Selda'cığım nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Çağla'cığım ne yapıyor? Ben iyiyim, iyiyim de Çağla son olanlardan sonra pek iyi değil tabii. Ay hayatım, çok haklı. Tabii uzun zamandır plan yapıyorlardı Burak'la. Son dakika iptal olması çok kötü oldu. Yani Nihat normalde hiç böyle inatçı bir insan değildir hayatım. Tuttu işte Arnavut inadı. Öyle mi? Nihat Bey'in mi inadı tuttu? Ne? Çağla'ya söyle şekerim lütfen. Hiç üzülmesin. Ben sana söz veriyorum. Nihat'ı ikna edeceğim ne yapıp yapıp. Tamam canım, tamam söylerim. Nihat'a da selamlar.
İzmir'e beklerim. Tamam canım, çok öpüyorum. İnşallah geleceğim. Ah Çağla, ah. Anlamadan, dinlemeden. Of anne ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ara hemen, ara da çocuğun gönlünü al. Açmıyor işte. Aradığını duymamıştır ya da meşguldür. Ben Bodrum'a gidiyorum. Çağla. Kızım akşam akşam delirdin herhalde. Hayatta bu saatte gitmene müsaade etmem. Ayrıca hatalı bile olsan böyle peşinden koşuyormuş gibi görünmen hoş değil. Of anne ya, tamam. Efendim? Hazır mısın? Geliyorum. Gel gel, hazırım. Tamam. İyi oldum. Hani hazırdın? Geliyorum hemen. Seni çok seviyorum. Benimle... Volkan. Ben böyle bir şeye hazır değilim. Tamam anlıyorum, biraz ani oldu. Ama hemen evlenmek zorunda değiliz. Sen kendini ne zaman hazır hissedersen. Volkan anlamıyorsun. Ben ciddi bir şey düşünmüyorum. Benim önceliğim hayallerim, işim. Sen böyle bir ilişki istiyorsan üzgünüm. Çıkabiliriz. Eğlenceye hazır mısın kuzen? Tek istediğim bir şeyler yiyip ondan sonra durmak. Bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Şu halimize bak ya. Rezillikte son nokta. Aman canım, ne varmış halimizde? Gayet güzel hazırlanıyoruz işte. Biraz dışarı çıkacağız da acaba bu çantalarımızı valizlerimizin yanına bıraksak olur mu? Olur. Teşekkürler. Ya bir de bize bir taksi çağırabilir misin? Sana da çok zahmet verdik ama. Ne demek? Kızım resmen çocuğu etkin altına almışsın. Ne dersen tamam diyor. Ancak böylesine gücüm yetiyor. Hedef bu. Elde edilen sonuç bu. Ayıp duyacak şimdi. Taksiniz hazır. Ben bir de size numaramı vereyim isterseniz.
ihtiyacınız olabilir. Bazı yerler güvenli değil çünkü. Ay canım ya, çok sağ ol. İyi akşamlar. Bak ne diyeceğim, acaba diyorum ki paraları otelde mi bıraksak? Ya bazı yerler güvenli değil deyince tırstım. Kızım, ya bilerek söylediyse? Bu devirde kimseye güven olmaz. Mesela ben kendimden başkasına güvenmem. Eşeğimi de sağlam kızığa bağlarım. Sıkıysa buradan alsınlar bakalım. Sen de ver sendeki paraları. Ver, ver, ver. Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet. Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet. Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi, bıraktım uykudan önce o şarkıyı of dinlemeyi, bıraktım arkadaşları, bıraktım tüm savaşları. Lokma tatlısı yiyelim mi? Kızım daha yeni akşam yemeği yedin. Aman canım, gece uzun, dans edeceğiz, daha yakarız. İyi tamam, sen dans etme, ben ederim. Ay tesadüfün de böylesi, ne haber ablam? Canım benim, canım, canım, canım. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ay kimsiniz siz? Tarçın alacak. Aşk olsun yani. Sevim abla ne yol ben, hatırlamadın mı? Yok, ben çıkaramadım. Ay, çok özür diliyorum. Şimdi dikkatli bakınca... Ay, ay, ben benzettim sizi. Çok özür diliyorum. Pardon canım, pardon. Tamam, sorun değil. Kimdi o? Ay bilmiyorum, beni biriyle karıştırmış. Bak kızım, çok güzel görünüyor. Değilim. Hadi iç iç. Afiyet olsun.
Teşekkürler. Hadi Aslı, dans edelim. Hadi hadi ne olur. Ya ama bu şarkı çok güzel. Tamam, ben de bir şeyler alacağım. Bari görüşürüz. Merhaba. Nereden çıktın ya? Beni mi arıyorsun? Ya, ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardın. Bırak! İstemiyorum! Bırak beni! Bırak! Çok... Ya bırak arkadaşımı! Bırak! Ya bıraksana arkadaşımı ya! Ne be? Ne yapıyorsun ya? Bırak! Bırak beni! Sen kimsin lan? İyiyim, iyiyim. Ay adamı öldürdün galiba. Sakin ol, sakin. Ay nefes almıyor, vallahi nefes almıyor. Buyurun, çabuk buyurun. Öldüreceğim sizi. Eksiktir. Çekme kardeşim, çek. Ay canım! Ver onu bana, ver. Yürü abi, yürü, yürü çabuk.
Nereye gidiyoruz? Nerede kalıyorsun? Yani... açıkçası kalacak bir yerim yok. Nasıl yani? Çalışmaya gittiğimiz otel kapalı olunca... ben ve arkadaşım sokakta kaldık. Sayende yani. İşsiz kalma senin, bunların hiçbir başıma gelmeyecekti. Ya bütün bunların sorumlusu benim yani, öyle mi? Kesinlikle. Sen gerçekten normal değilsin ya. Harza. Sen sanki çok normalsin. Gıcık. Tartışmanızı ara verip nereye gideceğinizi söylerseniz. Mansaroğlu Oteli. Yok artık. Ya bu kadar da fazla. Kızım sen beni mi takip ediyorsun? Ya da gizli bir teşkilata falan mı üyesin? Ha yoksa bu bir kamera şakası mı? Eğer şakaysa gerçekten komik değil. Aksine korkutucu olmaya başladı. Ya ben seni neden takip edeyim? Her yerde karşıma çıkan sensin. Asıl sen beni takip ediyorsun. Benim senden ne gibi bir menfaatim olabilir ki? Sen kimsin ki? Asıl sen kimsin? Ukala. Kendini beğenmiş züppe. Abi çeker misin sağa? İneceğim. Ya abi çek sağa ya. İnsin şu. Sağa taksi tehlike. Ben niye iniyormuşum? Senin. Ya abicim ya, sence de arıza değil mi ya? Önce ben ineceğim diyor, sonra senin diyor. Hiç bana sorma. 10 yıllık evliyim, daha kendi işimi çözemedim. Alo. Neredesin kuzen? Aslı. Çıkmak zorunda kaldım. Otele gidiyorum. Gonca nereye kayboldun, iyi misin? İyiyim. Aslı sen neredesin? Ben çok merak ettim. Ya ben taksiyle otele geçiyorum. Sen de bir an önce taksiye bin, otele gel. Tamam. Otelde görüşürüz. Kapıyı kapatır mısınız hanımefendi? Yok, bakın ben cüzdanımı düşürmüşüm. Daha doğrusu çaldırmışım. Yani yanımda hiç para yok. Eğer beni otele kadar götürebilirseniz... Hep aynı numara ya, kusura bakma bacım. Alo, Erdem. Ya, senden rahatsız ediyorum ama. Ya sorun değil. Bir şey mi oldu? Paramı çaldırdım. Ne? Neredesin? Blue Angel Bar'dayım. Tamam, geliyorum hemen. Benim acil çıkmam lazım. Zaten istifade diktin gözlerini. Ya saçmalama ya. Ya sapık mıyım ben?
beni düşürdüğün duruma bak ya. Ben öderim. Sana borçluk alacağım mı? Olur. Hayırdaman. Kahretsin ya. Bütün paramı arkadaşıma vermiştim. Üstü kalsın. Arkadaşım gelir gelmez borcunu ödeyeceğim. İyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. İyi değilim. Bir bu eksikti ya. Hey, hey, iyi misin? İsmini de bilmiyorum. Gonca. Erdem. Çok teşekkür ederim. Ya sana da sürekli zahmet oluyor böyle ama. Ya hiç sorun değil ya. Nereye bırakayım seni? Ya otele gidebilir miyiz? Asya ile orada buluşacağız demiştik de. Peki. İyi misin? Sakın. Sakın bak, sakın kusayın deme. Yut, 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 geri yut. Ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Allah'ım. Kahretsin. Bir bu eksikti. Kim geldi ki?